GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün teknik analize giriş konulu bir eğitim gerçekleştireceğiz. Bu ay içerisinde, geçtiğimiz hafta temel analize giriş konulu bir eğitim gerçekleştirmiştik e, ve burada hangi analiz yöntemlerinin kullanıldığını, her türlü para piyasasında hangi analiz yöntemlerinin kullanıldığını temel olarak işlemiştik. Birisi fiyatın nereye doğru ve ne kadar güçle, ne kadar süreyle ilerleyebileceğini tahmin etmemize yarayan temel analizdi. Fiyatı etkileyen koşulları araştırıyordu. Diğeri ise teknik analiz. Koşulları belirledikten sonra yolumuzu bir miktar netleştirdikten sonra alım satım kararı ardından alım satımı nereden yapacağımızı belirlemeye çalışıyorduk. Ve tamamen Burada objektif yaklaşılan bir kavramdan bahsediyoruz. Teknik analizden sadece tek başına söz edecek olursak şunu söyleyebiliriz. E, fiyat içerisinde birçok şeyi barındırıyor. Yani temel analizle incelediğimiz şeyler de bizim yine bu fiyatın içerisinde yer alıyor. Bu nedenle bir bakış açısına göre fiyat madem her şeyin içerisindeyse pardon temel faktörler de yani... Burada gördüğümüz metatraderde örneğin gördüğümüz şeylerde savaşlar, depremler, siyasi gerilimler, faiz kararları, büyüme verileri madem hepsi bunun içindeyse benim için tüm inceleme alanı budur. Yani teknik analizdir sadece gibi bir anlayış da söz konusu. Bu da tabii ki bir bakış açısı ancak bizim önerimiz optimum şekilde iki analiz yöntemini de kullanarak risk yönetimini maksimum düzeyde tutmak. Çünkü biz her ne kadar... Teknik analizi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim. En önemli risk yönetimi adımı nedir? Ee, zarar durdur kullanmak veyahut zarar durdur uygulanamayacak durumlarda bunu oto e, kontrol şeklinde uygulayabilmek. Zararı kabul etmek en önemli risk yönetimi adımlarından birisi. Bunu yapmadığımız müddetçe veyahut bunu yapsak dahi kritik bir haber gelecektir o gün bunu dikkate almadan sadece teknik analize işlem yapmak bizim e, bir fırsatı kaçırmamıza neden olabilir en önemlisi sermayemizi o gün içerisinde Örneğin boşa harcamamıza neden olabilir Evet belki bir planımız var planımıza göre tüm teknik analiz şartları oluştu ve bunda başarılı da oluyoruz diyelim bundan sonra da sistem büyük ihtimalle başarılı olacaktır Ancak o gün ters duruma yol açabilecek haber sizi bir işlem eksi de e, ilerletir. Yani planınızda ufak bir aksaklık karşınıza çıkabilir. Bu ufak aksaklık gere gerekli önlemleri almadıysanız tüm sermayenizde de mal olabilir tabi. Yani kısaca belirttiğimiz temel analiz, teknik analiz ve bunların birleşimiyle uygulanan risk yönetimi analiz yöntemleri arasında yer alıyor. Şimdi teknik analiz madem tek başına inceleyeceğiz, temel analizle birlikte incelemeyeceğiz. Şunu belirtelim. Piyasalar her şeyi dikkate alır demek şu aslında. Biraz önce belirttiğimiz gibi her şey fiyatın içerisindedir. İncelenmesi gereken her şey fiyatlanmıştır. En azından teknik analiz bunu kabul ederek çalışmasını gerçekleştirir. Ve en önemli koşullardan birisi de fiyat herhangi bir zaman diliminde bu dakikalardan yıllara kadar uzanabilir. Belli bir yönde hareket eder. Ki buna da trend diyoruz zaten. Teknik analizin en önemli amaçlarından birisi de bu trendleri yakalayıp, olabildiği kadar devam ettiği müddetçe en verimli şekilde kullanabilmeyi amaçlar. Ve e, tarih bu şekilde trendlerden, formasyonlardan daha ilerleyen aşamalarda ve indikatör, işte osilatör uyumu, birçok faktörden ...yararlanmayla kendi kendini tekrarlar. Sürekli bir döngü içerisindedir. Trendler biter, yeni trendler başlar. O trendler de muhakkak bitecektir. E, ve belli koşullarda, belli tepkiler zaman içerisinde kendini tekrarlayabilir. Yani belli koşullar oluştuğu zaman beklentimiz belli bir yönde ağırlık kazanabilir. Bu da formasyonların en önemli özelliği. Çok kısa bir örnek... Yükselen üçgen formasyonunda fiyatın yukarı yönlü bir patlama yaşaması beklenir. Aşağı yönlü hareket oluşamaz mı yükselen üçgende? Tabii ki oluşabilir. Ancak burada en azından teknik analiz koşulları içerisinde birazcık netlik sağlayabilmemiz açısından olumlu bir sinyal verir bizim için bu. Şimdi burada e, teknik analizin öneminden bahsedeceğiz. Şöyle bir durum söz konusu aslında. Bir şeyin sizi madem ileride değer kazanacak bizim işlem yapmaya çalıştığımız şey, işlem yapmaya kanal verdiğimiz şey neden şimdi almayayım diye düşünebiliriz. Ancak alım yapılan yer oldukça önemlidir. Çünkü bir şeyi herhangi bir şeyde sadece para piyasasından bahsetmeyelim herhangi bir şey alırken olabildiği kadar satmak için de alsak, kullanmak için de alsak, olabildiği kadar ucuz yerden almaya çalışırız değil mi? Bu bizim maksimum verimliliği alabilmemiz için ilk adımdır. İkincisi de bunun kullanım şekli, kullanım ömrü vesaire. Ancak bizim için burada en önemli adım ucuzdan alabilmektir, ucuza mal edebilmektir. Ve gerek FX piyasasında, gerek VOP piyasasında aldığımız, sattığımız şey kontrat, fiyat. Fiyatın Değerinin ileride yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketler bazında hareket ettiği yönü satın alıyoruz aslında biz. Yani e, forex'te örneğin altın aldığınızda herhangi bir şekilde altın teslimatı gerçekleşmiyor. Altının fiyatı üzerinde hak sahibi oluyorsunuz ve o fiyat hareket ettikçe hareket alanına doğru tahmin ettiyseniz kar, yanlış tahmin ettiyseniz zarar elde ediyorsunuz. Ve zaten tüm amacımız da burada bu tahminlerin daha fazla başarıya ulaşmasını sağlayacak yöntemleri anlatmak. Şimdi bizim amacımız son değeri bulmak. Ve bir şeyin ilk değeri var. Son değer dediğimiz şu anki değer. Şu an platformumuzda açıp gördüğünüz o sürekli hareket eden değerler son değer. Şimdi diyelim ki örneğimizde daha basit olması amacıyla bizim incelediğimiz varlık değer kazanacak. Değer kazanacak şeyi Herhangi bir zaman diliminde alabilirsiniz zaten. Madem ileride değer kazanacak, buradan kar elde edebilirsiniz. Burada herhangi bir sorun yok. Ancak bu kar aralığını genişletebilmek için olabildiği kadar ucuz bölgeyi belirlememiz gerekiyor. Bu teknik analiz açısından bize yardımcı olabilecek. Teknik analiz bu konuda bize yardımcı olabilir. Diğer açıdan da şu önemi var. Bakın kaldıraçlı piyasalarda işlemler gerçekleştiriliyor ve eğer biz burada son değeri doğru tahmin edebilsek bile o fiyat hiçbir zaman şuradaki gördüğünüz, sağda gördüğünüz çizgi gibi dümdüz gitmeyecek. Muhakkak dalgalanmalar gerçekleşebilecek. Ve bu dalgalanma aşağı yönlü de olabilir. Yani sizin aldığınız bu ilk değer, satın aldığınız değer diyelim buna, bu değerin de altına düşüp sonradan son değere gidebilir. Yani doğru yerde işleme girmiş olmayabilirsiniz. Ve bunu sonradan fark edebilirsiniz doğal olarak kaldıraçlı işlem yapıyorsanız bir de bu zararınızı daha da tahmininizden yükseğe götürebilir. Bu nedenle işleme girilen yer 10 kat daha fazla önem kazanır. Çünkü kaldıraçlı bir piyasada işlem gerçekleştiriyorsunuzdur. Kaldıraçlı olmasa bile bunu yapmak istersiniz. Çünkü kimse, daha doğrusu herkes daha ucuz yerden alım yapmak ister. Burada da en temel anlamda Zaten eğitimin konusu da bu. Giriş aşamasındaki teknik analiz eğitimi. Destek, direnç ve trend çizgilerinden yararlanıyoruz. Destek dediğimiz şey burada fiyatın düşüşlerine karşılık verebilecek, yeni alımları destekleyebilecek bölgeler. Bunu nasıl belirleriz peki? Ne, neden deriz bir yerden dönme ihtimali var diye? Daha önce o bölgelerden dönüş yapmıştır büyük ihtimalle. Ve biraz önce bahsettik. Tarih kendini tekrarlar diye. Bu bizim ucuz noktaları belirlediğimiz yerlerdir. Trend çizgileri veya destekler. Direnç dirençler de tam tersi. Fiyatın yükselişini etkileyen, yükselişini sınırlayan ve yeni düşüşlere neden olabilecek bölgeler direnç bölgeleridir. Bunu nasıl tespit ederiz? Daha önceden bu seviyelerde zorlanmıştır. Veya bizim takip ettiğimiz trende göre şu an pahalı bölgeyi ifade etmektedir. Şimdi bu örneği de hemen geçeceğiz. Sonra zaten eğitimi daha ayrıntılı bir şekilde başlayabiliriz. Şimdi burada bizim e, trendi belirleyebilmemizin belirlememizin öneminden kısaca bahsedelim. Şimdi bir şey yükseliyorsa, fiyatı zaman içerisinde sürekli yükseliyorsa bizim ucuz noktaları belirleyebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Aynı burada gördüğümüz gibi zaman içerisindeki düşüşlerini yani dip bölgelerini birleştirmemiz gerekiyor. Birleşim sağlanabilmesi için de iki tane en azından dip gerekiyor değil mi? Bu dipleri birleştirebilmek. Bir istatistik çıkarabilmek için burada. Bu ne kadar çoğalırsa. Bakın burada şu ilk iki testte dire, e, trend oluşmuş zaten. Bu artık olgunlaşmış bir trend. Bu örnek ne kadar çoğalırsa o trend o kadar güçlenmiştir. Ve çok zaman geçtikçe de zaman uzadıkça da güncel kalma zamanı trendin o kadar güçlenir. Ve ne kadar güçlenirse. En başta bir şey demiştik. Her trend sona erer diye. O kadar güçlü bir tepki oluşması beklenir. Yıllardır yükselen bir fiyat düşerse sert düşer genellikle. Örneğin bakın petrol fiyatlarında son dönemde bir yükseliş yaşanmıştı. Aylar sürdü belki de. Bir hafta içinde neredeyse çoğunu geri verdi. Tepki olarak bundan bahsediyoruz. Şimdi burada trend sonsuza kadar sürmez diye belirttik. Alım yaptık diyelim ki. Alımdan sonra bakın burada trendi belirlememizin nedeni net bir şekilde anlaşılıyor. Diyelim ki ben bu trendi takip ettim ancak ben bu bölgeye geldiğinde alım yaptım. Yükselecek diye alım yaptım. Bakın iki tane ihtimal var değil mi? Bu fiyatıya yükselecek ya düşecek artık. Şimdi yükselirse zaten herhangi bir sorunumuz yok karımızı realize edeceğimiz, karımızı alacağımız bölgeyi tespit etmeye çalışacağız ki bu da önemli. İkinci seçenekse şu bu fiyat düşecek ve zarar durdur koymadıysanız veya işlemi sonlandırmadıysanız trendin bitmesine rağmen sermayemiz eriyecek. Yine bunun alternatif senaryoları var. Belki se e sermaye erimeden buradan tekrar dönecek. Belki burada tekrar düşmeye devam edecek. Satış yapacağız panik yaparak birçok alternatif senaryo yine üretilebilir. Ama genel olarak burada ya kar ya zarar elde edeceğiz. Önemli olan bizim takip ettiğimiz yol bozulduysa burada artık ısrarcı olmamak. Yani burası artık kırıldıysa yükselecek diye ısrar etmekte fayda yok. Bu fiyat eğer şikayetiniz şuysa böyle örneklerde evet işlemden çıktım ama tekrar yukarı doğru döndü diyorsanız bunun da çözüm yolları var. Şimdi yine iki seçeneği düşünüyoruz. Diyelim ki bu fiyat düştü ve siz işlemden çıktınız. Çünkü trend kırıldı. Çıktıktan sonra tekrar döndü. Tekrar alım yapabilirsiniz. Bu fiyat tekrar trende döndüğünde alım yapabilirsiniz. Bu örneğimizde olduğu gibi fiyatı tekrar sınırlayabilecek bir destek vardır. Buradan tekrar alım yapabilirsiniz. Ama bunu yapabilecek sermayeniz vardır. İkinci seçenekse şu, ikinci seçenek demeyelim senaryo şu, siz burada işlemden çıkmamışsınızdır ve maalesef zarar durdurunuz da yoktur ve fiyat yükselmez. Fiyat illa yükselecek diye bir şey yok. Bu fiyat düşmeye devam edebilir ve sadece zarar durdur koymadınız diye tüm sermayeniz eriyebilir ve bu sermayenin kaç para olduğu da hiç önemli değil bu devamlılık eğer siz işlemden çıkmamakta ısrar ediyorsanız sermayenize erişecek kadar da ilerleyebilir. Bunun örneği çok. Bu nedenle zarar durdur çok 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 önemli. Şimdi şöyle bir örnek veriyoruz her eğitimde, teknik analiz eğitiminde. Vadeler arasındaki ilişkinin anlaşılması açısından. Ekranda gördüğünüz kırmızı ok, iklim olarak benzetme yapıyoruz. Mavi çizgi ise hava durumu. Şimdi hava durumu, bugün güneşli olabilir, yarın kar yağabilir. Hatta gün içinde bile kar yağıp tekrar güneş çıkabilir. Çok değişiklik gösterebilir. İklim ise yıllar boyunca bu hava koşullarının kümülatif şekilde birleşmesiyle birlikte ortaya çıkan sadece hani 100 yılda 1 derece arttı sıcaklık gibi hava durumlarında bahsedilen durumdur. Ama hava durumu bu iklim çerçevesinde mevsim koşullarını bazen üstüne çıkar bazen altına iner ama bunun etrafında sürekli değişim gösterir. Şimdi kısa vade burada Hava durumu. İklimse kırmızı ile belirttiğimiz bu çizgi or, e, uzun vadeli işlemler. Şimdi e, bu salınımlar bakın yükselişi tespit etmek çok zor değil. Bir şey yeteri kadar beklerseniz büyük ihtimalle çoğu zaman değer kazanacaktır zaten. Özellikle borsalar işte çok düşük fiyatlı emtiyalar gibi petrol bir zamanlar 27 dolarları görünce nasıl yükseldiyse bu da benzer bir senaryo. Şimdi ama önemli olan ne dedik? Sizin burada alım yapma kararı verdiğiniz bölge. Şimdi eğer siz yükselecek dediyseniz ve şu dikkat ettiyseniz burada bir zirve var. Bu zirveden alım yaptıysanız kararınız yanlış değil ancak işleme girdiğiniz yer yanlıştır. Çünkü iklim koşullarının tekrar altına kadar indiğini görüyoruz burada. Burada da iki tane soru sormanız gerekiyor kendinize. Benim buna katlanacak kadar sermayem var mı? ve ben bu kadar uzun süre işlemde kalacak yatırımcı karakteristiğine sahip miyim? Her yatırımcı uzun vadeli işleme dayanamayabilir. Bu psikolojik olarak da geçerli, maddi olarak da geçerli. Her yatırımcı kısa vadeli işleme de dayanıklı olmayabilir. Onu takip etmek zorunda değildir. Bu stres yapıyordur. Yatırımını yapıp bekleme kararı alabiliyordur. Buna sizin karar vermeniz lazım. Nasıl vereceksiniz? Not alarak demo'da işlemler yaparak başarılı olduğunuz işlemleri kıyaslayarak hangisi kısa vadeli işlemler, hangisi uzun vadeli, alışta mı daha başarılısınız, satışta mı daha başarılısınız, gün içi işlemlerde mi, orta uzun vadeli işlemlerde mi bunu tamamen siz karar vereceksiniz. Kimsenin önermesine de izin vermeyin bunu. Bu tamamen size bağlı. Yaptığınız çalışmaları çalışmaları sonrasında buna göre yönlendirebilirsiniz. Önce buna karar vermeniz gerekiyor. Ama şu da bir gerçek Uzun vadeli işlemler için sermaye yapısının çok daha güçlü olması lazım. Çünkü dikkat ettiyseniz şu salınımlara dayanacak sermaye yapısının bulunması gerekiyor. Kısa vadeli işlemlerde daha küçük sermayelerle işlemler gerçekleştirilebilir ama bu sefer de daha etkin bir teknik analiz yöntemi ve risk yönetimi uygulamak zorundasınız. Çünkü kullanacağınız elinizde size işlem imkanı sunan sermaye miktarı daha düşük olacaktır. Şimdi burada da piyasa sürekli hareket halinde. On son fiyat dediğimiz şey yok aslında. Sürekli yeni fiyat görüyoruz. Çünkü piyasa sürekli yeni bir şey fiyatlıyor. Şimdi kısa vadeli işlemler gerçekleştiriyorsak o yüzden bize gün içerisinde en çok malzeme sunan enstrüman nedir? Ekonomi takvimidir. Ekonomi takvimi dediğimde lütfen şu anlaşılmasın sadece ekonomi takvimi incelenmeyecek tabii ki. Muhakkak piyasa algısı, borsalar, risk iştahı, haberler bunları muhakkak takip edeceğiz. Ama ekonomi takvimini takip etmek ve bunu fitselemeyi öğrenmek oldukça önemli. Bununla ilgili ayrı bir zaten eğitimimiz var. Onu da inceleyebilirsiniz. Diğer taraftan uzun vadeli, orta uzun vadeli işlemlerde daha çok konjöktüre yönelik FED'in para politikasını sıkılaştıracağı Sıkılaştıracak diye dolar endeksi her gün yükselmez. Ama dolar endeksinde siz FED önümüzdeki iki yılda örneğin para politikasını normale döndürecek beklentisiyle uzun pozisyon örneğin alabilirsiniz. Örnek olarak veriyorum. Veya Avrupa'da euro bölgesi artık düzelecek diye işte tahvil piyasasını örneğin giriş yapabilirsiniz vesaire. Bu örnekler çoğaltılabilir. Şimdi teknik analiz yöntemleri arasında kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bunlar çizgisel çalışmalarla en kaba haliyle matematiksel çalışmalar. Çizgisel çalışmalar aynı giriş aşamasında belirttiğimiz bu destek direnç ve trendler. Formüle dayalı bu matematiksel çalışmalarsa MACD, RSI gibi bu göreceli güç endeksi, Bollinger bantları, hareketli ortalamalar, enveloplar, Commodity Channel Index gibi CCI gibi o farklı yine osilatörler, hacim indikatörleri gibi birçok faktörden yararlanılabiliyor. Aynı ne demiştik başta temel analiz, teknik analiz birbiriyle birlikte destek alarak kullanılmalı diye. Çok önemli destek direnç trend kavramları çizgisel çalışmalar ancak bunlar bile birçok konuda yararlı olsa da fayda sağlasa da indikatörlerle muhakkak destek sağlanmalıdır. Şimdi konu zamanımız da dar olacağı için indikatörlerle ilgili apayrı eğitimlerimiz zaten var. İhtiyaç duyulduğunda çok daha çeşitlendirilebilir bu. Şu an sadece trend destek, trend kavramlarını oturtmaya çalışacağız. Ne demiştik? Trend fiyatın belli bir yönde, belli bir süre boyunca ilerlemesidir. Bu olacak ki, bu oluşacak ki biz bu fiyat hareketinden yararlanmaya çalışalım. Oluşmadığı takdirde de zaten bu yatay trend dediğimiz kavram karşımıza çıkıyor genellikle. Ki kullanımı biraz daha zorluk çıkarabilir. Trend konusunda ne demiştik? Belli bir yön. Belli bir yönü tespit etmek için bir çizgi çizmemiz yetiyor normalde. Ama bunun bir dezavantajı da var. Çizgi esnekliğe sahip değil. Ama trend takipçileri dediğimiz hareketli ortalamalar, bollinger bantları, emmeloplar, tüm bunlar yeni fiyat hareketlerine uyum sağlayabilen göstergeler. Bu nedenle çok daha kullanışlı olabiliyor. Ancak trend de Yine oldukça kullanışlı ancak fiyat hareketlerine karşı duyarsız. Çünkü bir çizgiden bahsediyoruz. Trendden bahsedersek, hareketli ortalama ile olsun çizgi olsun fark etmez. Ne kadar test edilirse o kadar güç kazanır diye biraz önce belirttik. Ve ne kadar uzun süre devam ederse yine o kadar güçlü olması bekleniyor. Bu trend dediğimiz şeyin her seferinde bizim belirlediğimiz bu yere böyle kitap gibi gelip her seferinde dokunması mümkün değildir bunu beklersek birçok fırsat kaçırabiliriz. Bu nedenle de sadece trendten değil destek direnç çalışmalarından da faydalanırız. Bunu biraz sonra daha rahat bir şekilde göreceğiz. Şimdi fiyat belli bir yönde belli bir süre boyunca ilerliyorsa en azından bu süre bitene kadar bundan yararlanmak, bu sürü psikolojisi mi diyeyim artık, akıntıya karşı koymamak gerekir. Bu da çok doğal olarak başarı oranını arttırmaktadır. Destek çalışmalarından biraz sonra zaten bahsedeceğimizi belirttik. Şimdi burada biz fiyatın yükseldiğini görüyoruz net bir şekilde. Ama bunu kullanabilmemiz için bizim dipleri belirlememiz gerekiyor öncelikle. Şimdi dipleri belirledikten sonra sonraki aşamalarda neler yapabileceğimiz çok daha belirgin hale gelir. Biz bu çizgiyi çizmeseydik Belki şimdi alım yapacaktık. Belki biraz düşerse. Belki çıkarken alım yapacaktık. Ama en azından hangi bölgeden alım yapabileceğimizle ilgili ipucunu bu çizgi bize gösterebiliyor. Trendin oluşmasını sağlayan şart neydi? İki tane dip. Yükseliş trendi. Düşüş trendinden bahsediyorsak iki tane zirve bulmamız gerekiyor. Ve bunun olabildiği kadar uyum sağlıyor olması da bizim avantajımıza. Şimdi bundan sonra artık oluşan her bölge trende yaklaşan her fiyat aşaması yeni bir alım fırsatı oluşturmaktadır burada. Eksik yaptıklarım da var. Çeşitlenebilir bunlar. Ve dikkat ettiyseniz bunlar bakın dokunmamış ama bunları da nasıl belirliyoruz? Herhangi bir rastgele nokta değil bunlar. Daha önceden fiyatın yükselişini veya düşüşünü sınırlamış çizgilerin bulunduğu bölgeler bunlar. Bakın burada veya burada, bakın burada da alımı aslında dipte değil, şurada düşünmüşüz. Bu tür örnekler yine çoğaltılabilir. Bir de trendle ilgili şöyle bir şeyi de unutmamamız gerekiyor. Madem iki tane dip veya tepe oluşacak dedik, trend o fiyat hareketi başladıktan çok daha sonra tespit edilir. Yani bizim trendi tespit ettiğimiz zaman aslında belki de o fiyat hareketinin ömrünün yarısına geldiği, hatta yarısını bile geçtiği anlar. Bunu ne kullanırsanız kullanın bu karşınıza çıkacak. Yani trendin en çok yararlanıldığı zamanlar trendin ortalarından itibaren başlar. Bu herhangi bir eksikliğimizden kaynaklanmıyor. Fiyatın belli bir süre belli bir yönde ilerlemesi lazım ki biz bunu önce tespit edebilelim. Hiçbir teknik analiz aracı size böyle bir şey vaat edilirse lütfen inanmayın. Hiçbir teknik analiz aracı trendin bittiğini veya yeni bir trendin başladığını bize kesinlikle gösteremez. Kesinlik veren bir oranda da gösteremez zaten bu ikisi aynı şey. Ama temel analizle bunu destekliyorsak herhangi bir trendin en azından dönüp dönmeyeceği ile ilgili ipucu elde edebiliriz. Temel analiz bu yönden çok özel bir çalışma alanıdır. O çalışmalarımız da zaten mevcut. Şimdi burada da düşüşü görüyoruz ancak bize ne lazım? İki tane zirve lazım ki bu hareketten yararlanabilelim diye. Şimdi bu kısmı görmesek bile bizim tespit ettiğimiz kısım şurası. Dikkat ettiyseniz tespit ettiğimiz kısım yaklaşık üçte biri. Tespit ettikten sonra ilk yararlanabildiğimiz kısımsa trendin neredeyse yarısı ömrünün yarısı bitmiş ancak buradan itibaren yararlanmaya başladık. Ama yeter ki piyasada karşımıza çıkan bu trendlerden yararlanabilelim biz. Bunlardan yararlanabildikten sonra yüzlerce bu şekilde imkan karşınıza çıkabilir. Herhangi bir trendi kaçırma gibi bir endişe de söz konusu olmaması gerekiyor. Çünkü yükselişten faydalanabiliyorsunuz, düşüşten faydalanabiliyorsunuz hatta yatay hareketlerden bile yararlanabiliyorsunuz. Sonuçta hem alım hem satım yapılabilen piyasalardan bahsediyoruz burada. Ve burada yine rastgele nokta olmadığını göstermek için belirtiyorum. Bakın burada bir direnç oluşmuş zaten ve trendin de desteklemesiyle birlikte teyit gören bir bölgeden bahsediyoruz. Yine bir satış fırsatı oluşmuş. Yine ikinci bölgede de daha önce düşüşü sınırlayan bir yer. Bu sefer direnç olmuş. Yeni bir satış fırsatı oluşturmuş. Şimdi trend değişimi sonuçta bu trendler sona erecek bir şekilde. Ve trend değişimiyle ilgili birkaç aslında varsayım var. Ama bu varsayımları aslında e, yine sizin e, karar vermeniz hangi kurala uyacağınızı karar vermeniz daha faydalı olacaktır. Risk, riskten tamamen kaçan bir yatırımcı tipi e, trend kırıldığı anda işlemden çıkabilir. Bunda herhangi bir sorun yok aslında. Ama şu da var. E, büyük piyasalardan bahsediyoruz, büyük hacimlerden bahsediyoruz ve sadece sizin belirlediğiniz çizgi veya indikatör bu bir belli bir noktayı gösterdi diye buranın hiç altına sarkmayacak diye bir durum söz konusu değil. Bakın burada çok ufak bir spike var yeşille belirttiğimiz trendin alt kısmında oraya bir kırmış sonrasında tekrar yukarı dönmüş örneğin. Bu tür örnekler sıkça karşınıza çıkabilir. Bu yüzden birkaç varsayım zaten karşımıza çıkıyor. Burada kırdıktan sonra kapanışı yapmış ve trend bitmiş. Bazı örneklerde de göreceksiniz ki işte bir kapanış yapmış sonra tekrar trende dönmüş, bir kapanış yapmış tekrar trende dönmüş. O zaman da şu ders çıkarılabilir. Örneğin iki kapanış yapmadan bu trend bitti demiyoruz. Ancak şu da var. Yani bu bu kararın dezavantajı da şu. Bazen siz birinci kapanışı pardon ikinci kapanışı beklerken o kapanış öyle bir sert şekilde düşüş gösterir ki bunu yaptığınızda da pişman olabilirsiniz örneğin bu yüzden en etkini aslında burada yani önerebileceğimiz en etkili unsur burada diyelim ki bu kısma geldiyse yaklaştıysa ve siz bir zarar durdur belirleyecekseniz burada önceki yakın fiyat hareketlerine bakıp Nereye kadar gidebileceği ile ilgili bir fikir elde edinip bu bölgenin de altına zarar durdurup belirleme en çok kullanılan e, taktikler arasında, stratejiler arasında diyelim yer alıyor. Burada çünkü çok aşağı belirlemek zararınızı genişletmenize yol açabilir. Çok yukarı belirlemek hemen stoplanmanıza neden olabilir. Olabildiği kadar önceki fiyat hareketlerine de baz alarak burada bir strateji oluşturmaya çalışabilirsiniz. Ama ben şunu tekrarlayayım. Bitmiş bir trendde ısrarcı olmamakta fayda var. Çünkü bakın burada bu trendin bitişi yeni bir trendi başlatmış. Artık yeni objektif yaklaşmamız yaklaşmamız gerekiyor. Israrcı olmayıp yeni yöne de kendimizi adapte etmemiz de fayda olacaktır. Destek direnç dediğimiz şey biraz önce anlattığımız trendin yatay şekli tamamen bunun dışında hiçbir farklılığı yok neredeyse. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Fiyat tarihinin en yüksek veya en düşük bölgesinde değilse destek ve dirençler muhakkak kırılmıştır. Defalarca kırılmıştır hatta. Bu nedenle destek direnç çalışması yaparken olabildiği kadar istisnaları azaltarak yapmaya çalışmamız gerekiyor. Destek direnci. Yani fiyatın yükselişini engelleyen ortak bölgelere direnç, düşüşünü engelleyen ortak bölgelere destek çalışmaları uygulanabilir. Ve şunu da görmemizde fayda var. Bu fiyat bakın bu 4 saatlik grafik. Buradan buraya gelene kadar günler geçmiş. Kısa vadeli yatırımcıysanız örneğin gün içi işlemler açısından yine daha orta bölgelerdeki daha yakın destek dirençleri de belirleyerek bu aralıkları daraltmanızda <laughs> pardon daraltmanızda fayda olacaktır. Belki daha genişletmeniz de gerekecek. Belki daha daraltmanız da gerekecek. Ama bu daraltmayı gerçekleştirirken de bu kuralı e, ihlal etmemekte fayda var. Yani e, istisnaları azaltarak destek direnç belirleme kuralını. Şimdi burada bir de şunu da söyleyeyim. hemen Düşen trendten bahsettik, yükselen trendten bahsettik, bant hareketinden bahsetmedik. Bant hareketi dediğimiz şey herhangi bir yön olmadan şu an ekranda gördüğünüz gibi belli bir alan içerisinde salınım gerçekleştirmesi. Bu nedenle de bir avantajı var, bir de dezavantajı var. Dezavantajı bitecek olması eninde sonunda. Bu yüzden riski etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor risk yönetimini. Avantajı ise şu. Gerek alım gerek satımda herhangi bir yöne karşı gelmiyorsunuz. Herhangi bir trende karşı gelmiyorsunuz. Bu da avantajınız olarak karşınıza çıkıyor. Ama bunun her halükarda biteceğini ve bant hareketleri genelde sert şekilde biter. Sıkışmalar. Muhakkak risk yönetimini uygulamamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Ee, yükseliş gösteren yerlerde, direnç oluşan yerlerde satış stratejisi, destek bölgelerinde de alım stratejisi uygulanıyor genellikle bant hareketlerinde. Ancak bir tekrarlayayım bu bant hareketleri genellikle piyasa bir şeyi beklerken, veya bir belirsizlik varken oluşturur ve sonrasında o belirsizlik bittiğinde sert fiyat hareketleri de karşımıza çıkabilir. Olabildiği kadar dikkatli olmamız gerekiyor bu bölgelerde. Benim teknik analizin giriş kısmı ile ilgili anlatabileceklerim bunlardı. Sormak istediğiniz sorular varsa question bölümünden iletebilirsiniz. Evet gelmiş bir soru. Anlık alım satımlar için 1 saatlik mi yoksa 5 dakikalık grafiklere mi bakmalıyız? Scalping dediğimiz şeyse hani hemen alıp satma gibi bir stratejiden bahsediyorsanız 5 dakikalık bile fazla olabilir. Ama dediğim gibi hani bunun kararını da yine sizin vermeniz gerekiyor. 1 saatlik grafikler, 4 saatlik grafikler genellikle günlük beklentileri iletme amaçlı kullanılır. Örneğin bizim sabah akşam sunduğumuz grafiklerde bir saatlik, dört saatlik grafikler kullanılır genelde. Ama siz hani dediğiniz gibi anlık alım satım yapacaksanız, beş dakikada olabilir, daha düşük grafikler bile olabilir. Bunun dışında sorularınız olursa, konu ile ilgili veya konu dışında piyasalarla, para piyasaları ile ilgili webinar.gcmforex.com adresine sorularınızı iletebilirsiniz en kısa sürede yanıt vermeye çalışıyoruz. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılı işlemler, iyi akşamlar dilerim.